Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de müminler kardeştir buyurmaktadır. Tabi bu kardeşliğin de getirdiği belirli sorumluluklar, haklar, hukuklar vardır. Hadis-i Şerif'te, Tirmizi ve Nesai'de cenaze bahsinde geçen bir hadis-i şerif var. Tabi bu ikisi hadis kitaplarıdır. Müslümanın Müslüman kardeşine karşı bir takım görevleri vardır. Yani Müslümanın Müslüman üzerinde hakları vardır. Bir, hastalıkta din kardeşi hastalandığı zaman onu ziyaret etmek hastanın bir hakkıdır. Yani bu Efendim, e, akrabadan biri olsun anne baba olsun kardeş olsun komşu olsun tanıdık olsun fark etmez hatta akrabanın e, hakkı daha çoktur daha çoktur onun için hasta olan bir e, müslümanı ziyaret etmek onun hakkıdır tabi bu kısa olmalıdır sıkıcı olmamalıdır sıkıldığını anlayınca hemen oradan vedalaşıp gitmek gerekir bu ikincisi tabi hasta e, olduktan sonra diyelim ki öldü, yani bir Müslüman öldü, onun cenazesine katılmak Müslümanın görevidir. Yani cenazenin, ölmüş olan Müslümanın e, geride kalanlar hakkın e, üzerinde hakları vardır, cenazelerine katılması gerekir. Cenaze namazını kılmak farz-ı kifayedir. Cenaze için duadır. Şayet cenazenin e, o kadar çok duaya ihtiyacı yoksa bunun o namazı kılana faydası vardır. Yani ola ki cenaze yüksek bakanlara erişmiştir. <laughs> o, o zaman ne yapar? O cenazeye katılan Müslüman o cenazeden istifade etmiş olur. Yani karşılıklı. Evet. Müslüman bir düğünü nişanı gibi böyle davet gerektiren bir durumu olduğu zaman davet ederse davet edilen kişinin ona katılması yine Müslümanın hakkıdır. Yani davete icabet etmek sünnettir. Onun için atalarını demiş. Davet edildiğin yere erinme, davet edilmediğin zaman da orada görünme. Çünkü davet edilmeyip de bir davetiyeye, bir yemeğe, ziyafete gittiğin zaman hem insanlar arasında bir değerin kalmaz, yüzün düşer. Hem de orada davetsiz yani hak sahibinin rızası olmadan yemek yiyeceğin için orada hırsızlık yapmış olursun. Bu doğru değildir. Davetsiz bir yere gitmemek gerekir. Davet edildiği zaman da orada görünmek, en azından görünmek gerekir. E tabi bunlar niye gerekli? Müslümanların birbirine küsmemesi, bir arada sosyal hayatta iyi geçinmeleri, barış içinde olmaları için bunlar tabii ki gerekli. Her ne kadar bunlar farz olmasa da Müslümanların sosyal hayatta iyi bir hayat sürmeleri için sevgi ve muhabbetin azalmaması için bunlar tabii ki Müslümanlar üzerine lazımdır. Selam konusu var. Bir Müslümanı gördüğümüzde bir Müslümanı gördüğümüzde ona selam vermemiz gerekir. Selamu aleyküm en azından bunu demek gerekir. Veya onun anlayacağı, anlayacağı dilde de bu olabilir. <laughs> selam, Arapçada tahiyyat. Tahiyyat kelimesi selam için kullanılır. Bu da onu ne yapmaktır? Bu benim kendi kanaatim. Onu canlı tutmaktır. Mesela insan yolda yürürken Böyle dalgın dalgın yürür, ona selam veresin, onu dalgınlıktan, kederden kurtarmış olursun bir nebze olsa bile. Bu ne yapar? Onu tekrar canlandırır. O e, zihnindeki tefekkürü dağıtır, onu neşelendirir. Ve onu adam yerine koyduğun için ne yapar? Sevinir, yani hoşuna gider, orada da bir muhabbet hası olur. Selam vermek böyle tabi. Selam vermek sünnettir. Yani terk eden yani terk eden derken hani sıkışık bir durum olur. Söyleyemezsin. zaman olmaz. Yani terk etmek günah değildir. Fakat birisi selam verdiğinde o selamı almak farzdır. Farzı kifayedir. Yani bir kişi gelse diyelim 3-5 kişi oturuyoruz. Bir kişi geldi selam verdi. Aramızdan bir kişinin ve aleyküm selam demesi kafidir. Hepsinin demesi gerekmez. Yani bir kişi derse farz olan e, görev herkesin üzerinden düşer. Yani günah işlememiş olurlar. Ama hiç kimse selam almazsa hepsi günaha girmiş olurlar. Buna farzı kifaye denir. <laughs> selam böyle yani verilen selamı almak gerekir. Çünkü o da selam verdiğine pişman olmaması lazım. Bu da iyi bir durum değil. Efendim, yani adamın e, yüzünün düşmesine, kendini değersiz hissetmesine sebep olur. Bu da kul hakkıdır. Yani böyle hepsini geniş geniş e, aklıma gelmese de e, ana hatlarıyla anlatmaya çalışıyorum çünkü önümde böyle bir doküman yok. Sadece ekrandan okuyarak anlattığım için bu şekilde devam ediyoruz. Bir de hapşırma durumu var. Hapşırma, sağlıklı bir hapşırma, sağlıklıdır. Yani sağlıklı bir hapşırma iyi bir şeydir. kalbin ve damarların böyle bir kasılıp rahatlamasına kan akışının güzel ritimli bir şekilde akmasına sebep olur. Sağlıklıdır. Onun için hapşıran kişi bu hapşırmayı Allah'tan bir nimet sayarak Elhamdülillah demesi gerekir. Elhamdülillah deyince ona ki Allah yani Allah sana rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin diye ona karşılık verilir. Bu da bu karşılığı vermekte hapşıranın hakkıdır. Bunu söylemek gerekir. İşte bazıları çok yaşa falan diyorlar. Onu, onu, bilmiyorum ama bu İslami literatürde, İslami edepte bu böyle. Hapşıran elhamdülillah diyecek. Hapşırana da karşısındaki Allah diyecek. Bu da bunun hakkıdır. Yani bunlar kul hakkıdır. Bunlar kul hakkıdır. Yapılmazsa üzerinde hakkı kalır. Helal gerekir. Sonuncusu nasihattır. Nasihat e, iki manaya geliyor. İki manaya geliyor. Birincisi ona ona e, dini konularda akıl fikir vermek, onu yönlendirmek. İşte şunu şöyle yaparsan iyi olur. Bunu şunu terk et. Bu iyi bir şey değil. Bu bu nasihattır. Bu sohbettir. Bir de nasihat nasihat Karşısındakine samimi olmaktır. Yani ona ciddi olmak, ciddi davranmak, samimi olmak, onu kandırmamak, işte üç kağıda getirmemek, bu şekilde işte yalan söylememek, efendim doğruluk yani doğruluk anlamına geliyor. Doğruluk anlamına geliyor. Mesela Nuh suresinde, Nuh Aleyhisselam ne diyor kavmine? inni leküm nasihun emin. Ben diyor, güvenilir ve e, samimi davranıyorum. Yani sizi kandırmıyorum, sizi işte iki yüzlük yapmıyorum, işte söz verip sözümde durmamazlık yapmıyorum. Nasihat bu anlamada geliyor yani. Yani Müslüman Müslümanı ne yapacak? Nasuh, nasih olacak, nasuh olacak. Yani ciddi olacak, sözünden duracak, yalan söylemeyecek, zaten bunları yapmak münafıklık alametidir. Efendim, Resulullah Efendimiz buyurmuşlar ki <laughs> münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Bir şey kendisine emanet edildiği zaman onu onu ona dikkat etmez yani onu zayi eder işte yani tabir caizse onu yer içer harcar sana geri teslim etmez emaneti. Bir de söz verdiği zaman sözünde durmaz. Bunlara münafık denir. Yani bu alametlerden bir tanesi veya hepsi bir insanda varsa bu ne kadar ben Müslümanım, işte ben şöyle ibadet ederim, şöyle namaz kılarım, işte ben hacıyım gibi iddialarda bulunsa bile bu üçünü veya üçünden birini, ikisini yaptığı zaman o insana inanılmaz. O insan hakiki mümin sayılmaz. Birincisi yalan söylemeyecek. İkincisi kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanet edildiği zaman ona sahip çıkacak. Üçüncüsü de söz verdiği zaman efendim ben işte ee, mesela şu saatte şurada seni bekliyorum, görüşeceğiz gibi. Yani bir e, görüşme talep edildiğinde böyle söz verdiği zaman dakikasında orada olması Müslüman'ın alametlerindendir. Böyle olması gerekir, dakik olması gerekir. Na, nasihat budur yani. Doğruluk, ciddilik, doğruluk hem öyle birden tabii eee Hatasını görünce böyle onu yönlendirmek, buna da nasihat denilmektedir. Böyle manalara gelmektedir. Bu Müslüman'ın Müslüman kardeşine olan görevleri. Ama bir de tabii bu Müslüman kardeşi yakın ise baştan dediğimiz gibi anne baba gibi, amca, dayı, teyze, hala gibi böyle çok yakın akrabaysa, bunlara karşı çok daha hassas davranması gerekir. İşte Sıla-i Rahim'de budur. Sıla-i Rahim, e, Efendimiz yani manen söyleyeyim, yani hayatının bereketli, ömrünün huzurlu geçmesini isteyen Sıla-i Rahim'de bulunsun buyuruyor. Yani yakın akrabalarını ihmal etmesin, onları ziyaret etsin. Peki bunun ölçüsü nedir? Onun ölçüsü en azından zaman zaman e, telefonla veya görüntülü görüntüsüz aramak, halatır, sormaktır sesini duymaktır, sesini kendisine duyurmaktır. Ama e, en e, geç senede bir defa onları e, böyle mübacihen yani karşılıklı birebir ziyaret etmektir. Bu Uslahi Rahim'dir. Bunu yapanlar ömrü huzurlu geçer, aile hayatı huzurlu geçer. Efendim e, öyle herhangi bir e, şikayeti olmaz. Bunlar da bu şekilde ihmal edilmeye gelmeyen ki sıla-i rahim vaciptir. Yani vacip demek terk edenin terk eden kişi tahrimen mekruh işlemiş olur. Vacibin karşılığı odur. Tahrimen mekruhtur. Farzın karşılığı haramdır. Vacibin karşılığı tahrimen mekruhtur. Efendim e, bu şekilde devam eder. Bunun da tabi tahrimen mekruh diye mekruh diye küçümsememek lazım. Bu da azabı gerektirir. Ya yani gerek böyle ufak tefek dünyevi azaptır. İşte ufak tefek farkında olmadan kulağımız çekilir. Bunu biz fark edemeyiz. Ya işte korkulu rüyalar görürüz ya bir şey yaşarız. Böyle kor yani korkulu rüyalar da nedir? Bizim için cezadır. Bir hata yapmışızdır. Rüyamıza bizi korkuturlar. Bu onun karşılığı olur. Veya ufak tefek bir şeyler atlatırız. İşte onun için dikkat etmek lazım. Bunlar Müslüman'ın Müslüman kardeşi üzerinde olan haklarıydı. Cenab-ı Hak üzerimizde kul hakkı bulunmadan günahlarımızı da affetmiş, affetmiş olduğu bir halde ruhumuzu teslim alıp bizi ahirete intikal ettirsin. Çünkü orada hesap kitap çok zor. Orada hesaplaşmak zor. Hele gayrimüslimlerle hesaplaşmak zor. Çünkü onlar sevap günah değil, imanını onların üzerine hakkımız kalırsa veya bizim onlar da yani onların hakkını üzerimize alırsak düzelterek söyledim. Bir gayrimüslimin hakkını üzerimize alırsak ahirette o ne yapacak? i̇manımı talep edecek maazallah. Orada kurtuluş çok zor. Müslüman Müslümanı affedebilir belki ama gayrimüslim affetmeyecek. Çünkü ebedi cehennemden korktuğu için senin imanını isteyecek. Onun için dikkat etmek lazım. Evet. Ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi Rabbil alemin.